dişliler. Dişli sistemlerinde de yine kasnaklarda olduğu gibi arkadaşlar tur sayıları yarı çaplarıyla ters orantılı. Ve birbirine temas eden dişler mutlaka ters yönlü dönmek zorundadır. O zaman şunu diyebiliriz. Tur sayılarını hesaplarken n dediğimiz değerler bize tur sayısını verecek. R dediğimiz değerler yarı çap veya dişli sayısına eşittir diyebiliyorum. Yani tur sayımızla yarı çaplar veya diş sayılarımız ters orantılıdır diyebiliyoruz. Temas eden dişlilerin Çizgisel hızları mutlaka eşit olmak zorunda. Hangi nokta olduğunun bir önemi yok. Dişlerin hangi noktası olursa olsun çizgisel hızları mutlaka temas ettikleri için aynı çizgisel hızla dönmek zorunda. Açısal hızlar tur sayılarıyla doğru orantılıydı. O zaman açısal hızı büyük olabilmesi için tur sayımızın daha büyük olması gerekiyor ve yarıçap küçüldükçe tur sayımız artıyordu. O zaman L'nin açısal hızının K'nın açısal hızından daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Eş merkezli dişliler de aynı eş merkezli kasnaklarda olduğu gibi dönme yönleri ve tur sayıları mutlaka aynı olacak. Tur sayıları aynı olduğu için K ve L noktalarının açısal hızları birbirine eşittir. Çizgisel hız değerlerimiz için ne diyorduk biz? Açısal hız çarpı yarı çaptı. Yani merkezden uzaklaştıkça çizgisel hızımız artıyordu. L noktasının yarı çapı daha büyük olduğu için çizgisel hızının K'nın çizgisel hızından daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki dişli sistemi Dengede olduğuna göre P bölü G oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada P'nin sistemi dengede tutabilmesi için aynı merkez boyunca aynı ip gerilmesini devam ettirdiğimizi kabul edelim. Yukarı doğru ben bu P değerini taşıyorum. Peki arkadaşlar artık şurada bir dişlimiz var ve dişlimizin merkezine göre moment alacak olursak yani R çarpı G eşittir 3R çarpı P'dir diyebilirim. E buradan da artık R değerlerimizi sadeleştirirsek P bölü G'nin 1 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şekildeki K dişlisi ok yönünde 1 bölü 2 tur döndürülürse dişlilerin son görünümü nasıl olur diye sorulmuş. Öncelikle dönme yönlerini belirleyelim. Temas eden dişlerimiz ters yönde döneceklerdi. K dişlimiz saat yönünde dönüyorsa L dişlimizin saat yönüne ters yönde dönmesi gerekiyor. O zaman M dişlisi de L ile temas ettiği için yeniden L ile ters yönde yani saat yönünde döneceğini söyleyebilirim. L'nin tur sayısını bulurken K'nın tur sayısı 1 bölü 2 çarpı yarı çapı 2R eşittir. L'nin tur sayısı NL çarpı yarı çapı da 4R'dir diye biliyorum. NL dediğimiz değer buradan 1 bölü 4 tur olarak gelecek. Peki M'nin tur sayısını bulurken o zaman da diyoruz ki L'nin tur sayısı 1 bölü 4 çarpı yarı çapı 4R eşittir. Buradaki değerimiz içinde NM çarpı yarı çapımız R kadardır diyoruz. Yani emin tur sayısı ne olacaktır? 1 tam turdur diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. K'nın attığı tur sayısı ne demiştik? 1 bölü 2 idi. K'nın tur sayısı 1 bölü 2 ise biz bunu aynı zamanda 2 bölü 4 olarak da yazabiliyoruz. Sistemde dikkat edersek ok yönünde niye 4 bölme olarak yazdım? 2 bölü 4 olarak yazdık. 4 bölmede 2 bölme yer değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Ok yönünde 2 bölme yer değiştireceğim. 1, 2. Yani artık taralı kısmın şu noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Peki aynı şekilde L kasnağımız için düşünelim. L kasnağının taralı kısmı 4 bölmede 1 bölme yer değiştirecek. Ok yönünde 4 bölmede 1 bölme yer değiştiriyorum. Artık taralı kısmımız buraya geldi. Ve M kasnağımız için de tam bir tur attığımız zaman buradaki şeklin yine eski konumuna geleceğini söyleyebiliriz. Yani şekillerin alacağı durum budur diyebiliyoruz. Kasnak ok yönünde iki tur dönerse x cismi kaç pi r'ye kadar yükselir diye sorulmuş. Şimdi kasnağımızı ok yönünde döndürdüğümüz zaman bu kasnak bir ilerleme hareketi yapacaktır diyebiliriz. Ve her bir turda çevresi kadarlık bir yol alacaktır. Alınan yol değerimiz için 2 tur attığımız için 2 çarpı 2 pi çarpı yarı çapımız 2 r'ye kadardır diyebiliyoruz. E buradaki ip kasnağa bağlı olduğu için aynı zamanda kendisiyle beraber ipi de çekecek. O zaman buradaki ötelemeden İpin 8 pi kadar geldiğini söyleyebilirim. Peki aynı zamanda buradaki içerideki kasnak r yarı çaplı kasnak dönerken ipi de kendi etrafında saracaktır diyebilirim. Yani buradaki sarma miktarı da tur sayısı 2 çarpı 2 pi toplamda 4 pi kadardır diyebiliyoruz. Dikkat edersek öteleme ve sarma miktarları ikisi de aynı yöne doğru çektiği ipi. O zaman toplam değerimiz ipimizi 12 pi kadar yukarı yönde çektiğini söyleyebilirim. Hareketli makaralarda ipteki çekilme miktarının yarısıyla cismi yükseltiyorduk. Diğer yarısıyla makaramızı döndürüyorduk. O zaman şunu söyleyebiliriz artık. Buradaki 12 pi yarısı da bu x cismi yükseltecektir. O zaman buradaki yükselme miktarı içinde 6 pi kadardır diyebiliyorum. Kasnaklar ok yönünde 2 tur döndürülürse 3R yarı çaplı kasnak ok yönünde 2 tur dönünce ipimizi aşağıya doğru 2 çarpı 2 pi çarpı 3 r'ye kadar salacaktır diyebilirim. Peki r yarı çaplı kasnakta ipimizi yine aşağı yönde 2 tur çarpı 2 pi r'ye kadar salacağını söyleyebilir miyiz? E buradaki toplam değerimiz ne kadar? 12 pi r. Ve bu 12 pi r'nin yarısı x kasnağına aşağı yönde öteleme hareketi yaptırırken diğer yarısı ise dönmeye gidecek. Yani 6 pi r'sini de dönmek için kullanacağız. Buradaki 4 pi r'nin yarısı kasnağı aşağı yönde hareket ettirirken diğer yarısı ise ne yapacak? Dönme hareketi yaptıracak. E o zaman sistemimiz için dikkat edersek dönme yönleri birbirine ters oldu. E 6 pi r daha üstün geldiği için 6 pi eksi 2 pi r eşittir diyorum. Tur sayımıza n diyecek olursak her bir turda çevre kadarlık yol aldığımız için 2 pi r, e buradan 4 tane pi r eşittir n çarpı 2 pi edir diyoruz n dediğimiz değerin artık 2 tur kadar olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkında ise x kasnağı kaç pireye kadar yer değiştirir denilmiş. Yer değiştirme değerlerimiz için buradaki sağ taraftaki ip, ipimiz 6 pireyi bizi aşağı indirmişti. Sol taraftaki ipimiz ise bizi toplamda 2 pireye kadar aşağı indirmişti. Toplam yer değiştirme iki ip de aşağı yönde indirdiği için toplamlarını alacağım. 6 pireye artı 2 pireye toplamda 8 pi bir yer değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Müzik